Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisi USS George H. W. Bush Cuma günü Yunanistan'ın Pire Limanı'na yanaşacak. Yunan basınına göre bu her istikamete verilen önemli bir mesaj. Aynı gemi aylar önce Girit Adası'ndaki limana demirlendiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçiliği'nin yaptığı paylaşım Ankara'da büyük tepki çekmişti. ABD uçak gemisi 4 ay içerisinde ikinci kez Yunanistan'a demir atacak. Ülkenin en büyük limanı Pire'de hummalı çalışma var. ABD uçak gemisi USS George HW Bush'un cuma günü yanaşması bekleniyor. Pire limanına kadar gemiye Yunan fırkateyni eşlik edecek. Dünyanın en büyük uçak gemilerinden USS George HW Bush askeri tatbikat için değil, mürettebatın birkaç gün dinlenmesi amacıyla Pire'ye yanaşacak. Ancak Yunan basını geminin yaklaşık 4 ay içinde ikinci kez Yunanistan'a gelmesinin her istikamete doğru önemli mesajlar verdiği yorumunu yaptı. Ekim ayında aynı uçak gemisi 5 yıllardan sonra ilk kez Girit Adası'nın Suda Limanı'na yanaşmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçiliği, gelişme üzerine NATO müttefikliği ruhuna aykırı paylaşımda bulunmuş. Uçak gemisinin fotoğraflarını birlikte güzel giden iki şey, Yunan doğası ve Amerikan gücü notuyla paylaşmıştı. Bu sözler Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklarda tarafsızlığını yitirdiği eleştirilerini güçlendirdi. Hatta Ankara'ya üstü kapalı tehdit olarak yorumlandı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ise provokatif açıklamalarını sürdürüyor. Türkiye'ye karşı askeri üstünlük kazanmak için ülkesini savaşa hazırlanır gibi silahlandıran Mitsotakis, Japon basınına yaptığı açıklamada Ankara'yı savaş çırtkanlığıyla suçlayacak kadar ileri gitti. Gitti. Türkiye ile çatışma olasılığından endişelenmiyorum ama savaş çürütkanlığının Türk kamuoyunu zehirlemesinden endişe ediyorum diye konuştu. Miçotakis Kiev ve Leopard 2 tankı göndermeyeceklerini de açıkladı. Ukrayna'ya destek olmak istiyoruz ama kendi savunmamız pahasına değil dedi. Doğrudan demese de Türkiye kaynaklı tehditle karşı karşıya olduklarını ima etti. Atina daha önce de yine Türkiye'yi gerekçe göstererek Rus yapımı S-300 füze savunma sistemlerini Kiev'e vermeyi reddetmişti.